Hepinize yeniden selamlar arkadaşlar. Ben Erdem ve bugün sizlerle birlikte yeni Malatyaspor menajer kariyerinin 12. bölümüyle birlikte karşınızdayım. Hatırlarsanız son bölümde yaklaşık bir ay falan hatta hani geçtik. Bayağı bir uzun sürdü şeyimiz, takvimle ilerlememiz ama bölüm az sürdü. Bu bölümde artık sezonu bitirmeye çalışacağız. Bilmiyorum yapabilir miyiz ama önceki bölüm bir 16-17 dakikaydı. Kısa olmuştu. Ama hiç daha önce o kadar ilerlememiştik. Ama önceki bölümde namağluptuk. Milli takıma falan seçilmiştik. En güzel olay oydu. İtalya'ya 2-0 yenilmişiz. Tabii onu biz yapmadık. Bizden önce. Milli takıma da bakacağım bir hemen. Dünya Kupası elemelerinde grubumuz sıkıntılı. Onu söyleyelim. Grupta toplam 10 maç oynanacak galiba. Ve şu anki durumda böyle. Son iki maç kalmış. Biri Romanya ile biri Belçika ile. Belçika bayağı bir zor ama Romanya'da bence kazanırız. İtalya ile aynı puandayız ama averaj olarak bayağı iyiler. İkili averaja baktığımızda 2-0 yenilmişiz. Onun öncesinde 1-0 yenmişiz. İkili averajda da dezavantajımız var. Menajer reytingimiz 96, bayağı bir yüksek. Takımımız böyle. Gol krallığındaki son durum böyle. Abubakar atıyor. Vallahi atıyor bu adam abi. Bu adamın bayağı golü var yani. Ama hani giremiyor gol krallığına falan, anlayamadım. Hani 60, 17 tane gol atmış şimdi bu adam. 20 golü geçsin efsane olur. Milli takım kadromuz böyle. Kalede Uğurcan Çakır. Uğurcan veya Altay, hangisi daha yüksek rating olursa onu oynatacağım. Stoperler Çağlar, Meri. Sol bekte Caner Erkin, sağ bekte Zeki Çelik var. Şöyle beklerde aynen Henileri oynatıyoruz. Medo, Okay, Hakan'la Yusuf. Sol açıkta Emre Kılınç. Sağ açıkta da Cengiz Ünder. Abdülkadir'in ömrün yani gerçi Cengiz 23 yaşında tabii de hani Abdülkadir'in potansiyeli bayağı bir var. Gelişirse onu koyarım. Enes Burak'tan daha düşük ama Burak 35 yaşında. Yani bu bizim için sıkıntı. Enes ise 23 yaşında sadece. O zaman Trabzon maçına girelim. Ama onun öncesinde Jose Fonte bir kırmızı kart görmüş. Gerçi onu hemen şeyde yaparız. Şunu otomatik olarak değiştirelim. Evet, hızlıca simüle edeceğim. Bu bölümde sezonu bitireceğiz. 12 bölümde sezon bitecek. Bu arada 1-1 bitti. Yani Trabzon İyi bir takım bence, bundan dolayı iyi oldu. 1-1 o kadar da kötü değil yani. Ha, ayrıca bu bölümde zorlayıcı maç olarak neler var ona da bakalım. Ziraat Kupası'nı almak istiyoruz. Ligde 3. olacak gibiyiz. Yani 4 olmayalım da. Şu an Fenerbahçe ile 3.lük için bayağı bir mücadele içindeyiz. Erzurum, Gaziantep, Karagümrük, Kayseri, Gençler Birliği. Yani o kadar zor değil. En azından büyükler falan yok öyle. Trabzon'u da atlattık. Ondan sonra artık sıkıntı değil hiç. Jose Fonte'nin de cezası bitti. Jose Fonte de 75'e düştü. Sezon başında 78 miydi acaba? Son dakika transferimizdi o da bizim. Demiştik buraya bir tecrübeli adam lazım. Şimdi Rize Spor'la kupa maçımız var. Ondan sonra da lig maçı oynayacağız. Haydi çocuklar. Yarı finalde Rize Spor'u 3-1 yenildik. Kötü oldu ya. Niye böyle oldu? Bu hangi turdu? Yani yarı finalde ama hani rövanş olacak mı? Evet, rövanşı olacak bunun. O zaman maça gidelim. Arkadaşlar bu arada Valaki'ye bir transfer teklifi gelmiş. 9,5 milyon lira. Yok abi ya, ben almayayım. Hiç yani adam Fenerbahçe veya ne bileyim hani Atletico Mineiro'lar falan çok daha fazlasını teklif etti ama Volek için olmaz. Bunun için olmaz, üzgünüm. İlerletelim. Of, yine bir teklif 8.7. Ya Allah'ın aşkına bir gidin ya. 8.7 artı yani. João Mario falan. Bu arada bir dakika, bir tane daha. Erkan Kaş'a 1.1 milyon. Kabul edeceğim çünkü bizim yedeğimiz var zaten. Hatta onunla şey bir yedekti yani. Bir dakika. Pirinden 65. Fiyola'yı da oynatabiliyoruz. Yok, o oynamıyormuş. Oraya devşiririz ama yani yaparız, sıkıntı değil.
Rizespor'la lig maçımız. Deplasmandayız. Hızlı bir simüle diyorum. 2-0 yenildik. Çok kötü oldu. Bu üçüncülük yolunda bize çok kasar verdi. Bu hiç iyi olmadı ya. Hiç iyi olmadı. Uf, üçüncülükten de düştük. Evet, aylık oyuncu izleme raporu. Evet, Erkan Kaş satıldı. Gençler kadrosuna bakıyoruz hemen. 54'e yükselmiş. 16 yaşında aldık hemen. Aylık oyuncu izleme raporu. 56. Bir de 51 diyor. Bu kalsın. Evet, bunda kim var? Şöyle şuna da bakalım. Bir tane de 15 yaş. Evet, öpükleri alalım. Sonra tekrar gençler kadrosuna bakacağım. Oradaki oyunculara yeni aldıklarımız kaç ratingler? Abi yapmayın be. Hepsi bunların balon çıktı. Bir dakika, beceri hareketleri 3 diyor. Zayıf ayağı 5. O, ne? Kaleci mi? Oğlum zayıf ayağı 5 olan kaleci mi olur ya? Bu ne böyle? Bayağı iyi. İyi be, tamam. Neyse, şimdi Erzurumspor maçına geldik. Salibur yok. Niye yok? Galiba sakatlandı ya da ceza yedi. O zaman hızlıca simüle ediyorum. Sassi, sana güveniyoruz koçum. 3-0. 3-0. İşte bu, işte bu. Çok iyiyiz. Tamam. Yavaş yavaş tekrardan üçüncülüğe de geleceğiz. Hatta üçüncü de olduk. Aynen. Maçlar falan da aynı yani, maç sayımız. Bu arada Galatasaray 7 puan fark atmış. Tamam. Ceza bitti. Cerebrum cezası tamamladı. İşte bu. Tamam. Haydi beyler ya. Bir puanla şu an üçüncüyüz. Bir puan farkla. En kötü zaten 5. falan oluruz herhalde de. Evet, Gaziantep'le maçımız var. Yine deplasman. Haydi oğlum. Şöyle güzel bir 3 puan. 1-1 mi? Be, yapma be. Abubakar kaç gol şu an? 19 gol olabilir. Yani tüm gollerini saymıyorum ben. Bakmadım öyle. Evet, 19 gol. Asist olarak zaten Mert Hakan götürüyor orayı. Mert Hakan bambaşka bir şey ya. Yani bu sezon neydi öyle? Yani baksanıza, 11 asistli ligin asist kralı. gol yemeyen maçta Herrera kaçıncı yılı paylaşıyor? 6. yılı da paylaşıyor. Neyse, şimdi Karagümrük maçımız var. Artık son haftalara girdik. Uf, çok kritik maçlar bunlar. Haydi çocuklar, hala bir puan farklı. Üçüncüyüz. Azıcık bir yorgunuz. Haydi oğlum. Yes! 1-0. 1-0. Çok önemli oldu. Yani aşırı önemliydi. Şampiyonluk yolunda işimize hakikaten çok yarayacak bir 3 puan oldu. Ve gidelim. Kayseri Spor maçı. Orada Fenerbahçe de alıyor abi. Fenerbahçe'nin fikstürüne bakalım. Fenerbahçe bu hafta Antalya ile oynuyor. Bakalım bir. Oo, Galatasaray ile oynuyorlar. Allah'ım, bu nasıl bir şans. 15 Mayıs'ta Fenerbahçe Galatasaray ile oynayacak. Ama biz yorgunuz abi. Bu maçı almanız lazım. 1-1. Tamam. Yine lan Fiola attı yine. Oh, adam yedek sağ bek oyuna giriyor atıyor ya. Yarı finalde deplasman maçı. Yani 3-1'den bence çevirebiliriz. Evimizde olacak. Bu arada bir dakika. Galatasaray Fenerbahçe yendi mi? Ya abi yeter ya. Kaç kaç yemişler? Hop. 2-0. Abi. Valla bizi 3. ligde geçecek galiba Fenerbahçe. Çünkü bu nedir böyle abi? Adamlar herkes yeniyor şu an. Rize ile. Haydi çocuklar. 0-0. İyi, tamam. Sorun değil ya. Biz 3. olalım yeter bana. 3. olunca Şampiyonlar Ligi'ne gidebilecek miyiz? Onu merak ediyorum bir. Fenerbahçe şu anda bir dakika, nasıl bir puan fark atmışlar? Nasıl? Abi olamaz. Bir dakika. Bir dakika. Hop, 39. Her şey bu maça bağlı. Fenerbahçe Antalya Spor'la deplasmanda. Bir puan alsalar bile, yani bizim 3 puan almamız lazım. Ama bu kadro
Allah'ım sezonun son maçı. Allah'ım. 1-1 mi Allah yani. Ah be Abubakar be. Bir tane daha bir atsaydım be. Kaçıncı olduk? Bir dakika. Şu an bir Koyva'dan bir şey var. Hocam yani haklısın abi ya. Haklısın yani. Ne diyeyim yani Koyva hani. Bir şey bile diyemiyorum. Enes'in oha gol kralı lan. Hazard'ı, De Bruyne'i falan geçmiş bunun. Süper Lig'e bakalım. Kaçıncıyız? 4. O kadar uğraşama. Aynı puan. Ulan. Yapmayın be, yapmayın be. Adamlar kaybetmiş bir de. Yani. Hiç olmadı bu ya, hiç olmadı. Yani hak etmedik bunları biz. Sezon bitti. 12 bölümde bir sezonu bitirebildik. Bundan sonra artık daha hızlı olacak tabi. Artık böyle yapacağım. Oyuncunun kiralığı Herrera ve Zuki. Bu kulübe hizmetlerinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu kulüp için çok şey yaptınız. Ve bir sezon bitti. Yani ne diyeyim. Herrera iş canına teklif. Bizi yok ya kabul etmeyelim bir dakika. Benim kadroma bakmam lazım ama. Orada milli takım da yanıyor ya. Hakikaten bayağı iyi. Kalecimiz yok. Durun. Kaleci yok. Oh no. Kaleci yok. Bakalım. Acaba yeni sezonda ne kadar verecekler? Aylık oyuncu izleme raporları falan da geldi. Milli takım maçlarında oynayacak gibiyim sanki. Çünkü yani milli takımda Dünya Kupası'na sokacağız bir zahmet. Bu şeyde buldukları 60'lık falan çıksa çok iyi olur o. Tabii hiçbir öyle değil galiba. 55 ile 73 arası mı? Lan ne bu? Lan. Bir dakika Ukraynalı çocuk neydi o? Bir dakika. Abi neydi ya o? Bir dakika. Ya boş verin bunları. Ukrayna'dan birini bulduk abi. Ukrayna'dan biri var. Kim bu? Kim çocuk oğlum? 16 yaşında 60'lık bir sağ bek mi? Ulan ne bu böyle? Shevchenko'nun oğlu mu ya bu böyle? Ne bu? Hemen 4 hafta seni direkt takıma monteleyeceğim oğlum. Bunu böyle A takımda... Dur bir dakika milli takım değil A takım. Hop. Şimdi bu takımda Topalli falan bunlar. Bir dakika ya bu... Şimdi bir dakika bu Murillo kaç yaşında abi? 18 yaşında bence kötü yani o şeye göre. Şu Kuchi Bici Bici ki stoperde oynuyor. Josef Fonte'nin yerine olabilir mi aslında? Josef Fonte bir yıllığa mı gelmişti, 2 yıllığa mı gelmişti tam hatırlamıyorum. Ama onun dışında çok çok iyi bir çocuk. Valla iyi bir şey geliyor. Hani yukarıdan geliyorlar. İtalya ile aynı puandayız. Bu arada Falakek yine bir teklif. Kabasele artı 6 milyon da zaten 12 milyon denk geliyor. Bu adam 11 milyon değeri var. Hayır. Yani Valak ama bizim çok iyi bonservis alacağımız adamlardan. Yani yeni sezonda var ya takım çok değişecek. Ona eminim sadece. Ve daha bir üst level'a çıkacağız. Hadi bakalım. Evet bu arada yeni sezona geçeceğiz. Ama geçmeden önce bu videoyu bitireceğim. Orada Sassi ve Yıldız'a bakalım. Bakalım. Ya çok da gelişmez abi şimdi. 25 yaşındaki adama ben ne yapabilirim? Gavriş. Şu Abubakar 17. Şu iyidir. Hop. Onun dışında istatistiklere bakalım. Sezon sonu geldi. Tabii kalecimiz yok. O bir de şey yok. Orta sahamız. Şu gollar gitti. Bu arada o Antiste'yi oynatmıyorlar. Kafayı yiyeceğim ya. Abi. Neyse. 20 gol. 5 asist. 25 gole doğrudan katkı. En fazla gole katkı Abubakar'da. Sonra Mert Hakan'da. Helal olsun çocuklara yani. Hepsi çok uğraştı. Yani hepsinin ayaklarına sağlık.
Onun dışında söyleyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Bu bölüm bu kadardı. Yeni sezona kadar geldik. Daha fazlası için söylerseniz bile yeterli. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Arkadaşlar bu arada orada kaydedip çıkamadığım için şu an yeni sezona geçmek zorundayım. Çünkü başka bir çarem yok. Yeni sezona geçiyorum. Ondan sonra direkt kapatacağım bölümü. Hadi bakalım.